Prometheus, insanın yaratılışından önce dünyada yaşayan dev soylu titanlardan biriydi. Ona ve kardeşi Epimetheus'a insanı yaratma ve hem onu hem de hayvanları hayatta kalmaları için gerekli yeteneklerle donatma görevi verilmişti. Epimetheus bu işleri üstlenecek ve işler bittiğinde Prometheus onun yaptıklarını denetleyecekti. Epimetheus böylece bazı hayvanlara cesaret, güç, çeviklik, zeka gibi yetenekler, kimine kanat, bir diğerine pençe ya da kendini koruması için kabuk bahşetti. Ancak diğer bütün hayvanlardan üstün olan insana sıra gelene kadar Epimetheus elinde ne var ne yok hepsini müsrifçe dağıttığı için ona verebileceği bir şey kalmadığını gördü. İşin içinden çıkamayınca ağabeyine başvurdu. Bunun üzerine Prometheus, Minerva'nın da yardımıyla göğe çıktı. Meşalesini güneş arabasında yaktı ve insana ateşi getirdi. Bu armağan ile insan bütün diğer hayvanlar arasında eşsiz hale geldi. Ateş onun hayvanları dize getireceği silahlar, toprağı işleyebileceği aletler yapmasını, evini ısıtarak iklim koşullarından nispeten bağımsızlaşmasını ve son olarak zanaatları, alışveriş ve ticaret gereçleri olan sikkeleri üretmesini sağladı. Prometheus, insanoğlunun dostu olarak temsil edilmiş, Jove'nin öfkeli olduğu dönemde onların tarafını tutmuş, onlara uygarlığı ve sanatları öğretmiştir. Ama bunu yaparken Jüpiter'in iradesine karşı gelmiş, insan ve tanrıların hükümdarının öfkesini üzerine çekmiştir. Jüpiter onu Kafkas Dağı'na, sürekli yenisi çıkan karaciğeriyle beslenen bir akbabanın olduğu kayaya zincirletmiştir. Prometheus kendisine zulmedene boyun eğmeyi kabul ettiği an bu işkence sona erecekti. Çünkü Jove'nin tahtını sağlam alan bir sırra sahipti ve bunu ifşa etmesi halinde yeniden tanrılardan lütuf görecekti. Ancak buna tenezzül etmiyordu. Bu nedenle de haksız yere çekilen acıya gösterilen yüce gönüllü bir tahammülün ve baskıya direnen iradenin sembolü oldu. Kadın henüz yaratılmamıştı. Hikayeye göre kadını Jüpiter yarattı ve onu göklerden ateş çalma cüretini gösteren Prometheus ile kardeşini ve bu armağanı kabul eden insanı cezalandırmaya gönderdi. İlk kadına Pandora adı verildi. Gökte yaratılmıştı ve kusursuz olması için her tanrı katkıda bulunmuştu. Venüs ona güzellik, Mercurius ikna, Apollon ise müzik yeteneği vermişti. Böylece donatılan kadın yeryüzüne gönderildi ve onu sevinçle kabul ederken ağabeyinin Jüpiter ve onun hediyelerinden uzak durması yönündeki uyarılarını dikkate almayan Epimetheus'a sunuldu. Epimetheus'un evinde içinde bazı tehlikeli nesneleri sakladığı ve insanı yeni meskenine alıştırmakla uğraştığından açmaya fırsat bulamadığı bir kutu vardı. Pandora ise kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için önlenemez bir meraka kapılmıştı. Günün birinde kutunun kapağını kaldırdı ve içine baktı. Hemen o anda kutudan talihsiz insanoğlunun başına gelebilecek bedeni için gut, romatizma, kolik ve zihni için kıskançlık, kin, intikam gibi çok sayıda felaket dışarı kaçtı ve uzaklara dağılarak gözden kayboldular. Pandora telaş içinde kapağı kapamaya uğraştı ama ne yazık ki kutunun içindekilerin tümü kaçmıştı. Biri dışında. Umut. İşte bu yüzden günümüzde etrafımız ne kadar kötülükle dolu olursa olsun umut bizi asla bırakmaz. Ve bizler ona sahip oldukça hiçbir hastalık bizi perişan edemez. Bir başka hikayede ise Pandora, Jüpiter tarafından insanoğlunu kutsamak üzere iyi niyetle yeryüzüne gönderilmiştir. Yanına ise içine her tanrının düğün hediyesi olarak bir lütfunu koyduğu bir sandık verilmiştir. Pandora bir gün düşüncesizlik edip sandığı açar ve ona verilen bütün lütuflar uçar. Geriye yalnızca umut kalır.